Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Asya. Bugünkü videomuzda başlıklarında gördüğünüz gibi itiraflarınızı okuyacağım. Videoya geçmeden önce size söylemek istediğim bir şey var. 10 bin abone olmuşuz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Umarım daha da büyürüz. 10 bin abone özel soru cevap videosu yapacağım. Haberiniz olsun. Ve şimdi video geçebiliriz. İlk etrafımızı okuyalım. Küçükken kuzenimle benim Lego setim aynıydı. Bende bir parça kaybolmuştu. Ben de kuzenimden almıştım. Hala bende olduğunu bilmiyorum. Bunun benzerini ben de yapmıştım. Sticker ya da oyuncak gibi bir şey almıştım. O hala duruyordur yani. Sıradaki itirafımıza geçelim. İtirafım. Bonu atacağım. Ana 3 veya 4 yaş. Tamam. Ben küçükken de annemin telefonunu alıp YouTube'umun var gibi video çekiyordum. Ve hiç silmiyordum. Bugün bir tanesini izledim. Şey diyorum. Videomuz burada bitti. Annemin adı burada geçeceğim. Kanala abone olun. Yorum yazın. Falan demiş. İlkokul o kadar yapmıyorum ama mesela bu sene falan yaptım çünkü güzel bir şey yani kendimi iyi hissediyorum. Onu yapınca bir de mesela ilkokuldan beri falan yapsaydım şu an belki ünlüydüm. Sonraki şeyimize geçelim. Küçükken de rövişe de çekiyordum. Bunu kardeşim Deniz'e yapıyor. Yani Deniz'e bildiğin dal gereken rövişe çekiyor. Yani belki erkekler böyle de bilmiyorum. Geçiyorum. Kanlı korkum var. Şöyle kanlı korkusu bence herkeste var. Hani ben de yok diyemezsiniz ben. Belki çok nadirdir öyle diyen kişiler. Ama hani ilkokuldayken benim de vardı. Sonrasında zaten geçti benimki. Ama hani çok büyük olabilir. O zaman gezilenmesi falan oluyordu. Hatta ben korktum sinirlenmesi falan yakıyordum. Onu hatırlıyorum mesela. Biz 5. sınıfken bir çocuk sınıfta Cemcel mi Cercel mi diye soruyordu. Ve aralarında tek Cemcel diyen bendim. Ben mi anlayayım acaba? Plante var cevap veren benim diye düşünmüştüm. Bir de o zamanlar Cercel daha iyi diyenlerle kavga falan ediyordum. bizim de 4 veya 5. sınıftayken öyle kavgalar falan çok oluyordu. Ben hiç katılmıyordum. Öyle şeyler de izlemiyordum zaten. Bilmiyorum Allah. Etrafımızı okuyalım. 11 yaşıma kadar parmağım emeği koyuyordum. Bu arada bunu yapan vardı. Yani ben bir tane çizgi filmde görmüştüm. Adı da Bluey mi? Öyle bir şeydi. Bir tane köpek falan vardı. Belki biliyorsunuzdur. Orada mesela işte kuzeni falan parmağını emiyordu. Yani bence bu olası bir şey. Ama herkese yoktur. 11 yaşına kadar olması sadece biraz şey ama hani geçmiştir yani. Nasıl olsa geçer. Geçirseniz mi bilmiyorum ama eskiden ailemden hiçbir şey saklayamıyordum. Şöyle aslında bence iyi bir şey ya. Çünkü yani iyi bir şey ama ben hani illaki saklamışımdır öyle söyleyeyim. Bu da bir hem itirafım olsun. İtiraf ediyorum. Bizim evde çalışan ablalarım babamı bir doğum sanırım. Oo. Vücuden kötüymüş bu arada. Ama küçük olduğumuz için tabii hayal gücüm o kadar fazla ki. Ama hani etkilenmişiz bir şeyden olabilir. Örgü oyuncak bebeklerden korkuyorum. Ben de yani örgüden de böyle normal oyuncak bebeklerden korkuyorum. 3. sınıfın sonları falan da böyle tam pandemi zamanı gibiydi. İşte o zamanlar bilmiyorum ben bebeklerden korkmuşum. Adamdakileri falan kazlamıştım. Bir de odamda bu tatlış var. Onu videolarda görüyorsunuz zaten. Blogu'da kalsın. Travali'den çok fazla korkuyorum. Bu ara aralarında en ilginçiymiş. Ben daha hiçbir şey böyle duymamıştım. Hani belki korkun şu şekildedir. Yüksekten düşmen gibi bir şey denilebilir bilmiyorum. İtiraf ediyorum ki çok güzelsin. Teşekkür ederim. Ama bu itiraf aslında biraz yalan gibi çünkü senden güzelsin. Ve arkadaşlar videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İzleyenler bu emojiyi koysun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen soru cevap videosu yapacağım. O yüzden bay bay.